Evet arkadaşlar şimdi geldik ÖSYM tarzı ödev testi 2 kısmına. İlk sorumuza bakarsak. B ve n gerçeğe sayılar. FX fonksiyonu verilmiş. F5 değeri kaçtır? Bakın burada doğrusal fonksiyon olduğunu belirtiyor. F birleşke FX. Bakın F birleşke FX'in 9X-8'e eksi eşit olduğunu söylüyor. Ben burada FX yerine ne yazabilirim? MX artı N yazabilirim. Bu ifadeyi yazdık. Mx artı n eşittir 9x eksi 8. Şu an amacım burayı bulmak. E, bu ifadeyi bulmak için x yerine ne yazmam gerekiyor? Mx artı n yazmam lazım. E, burada da yazmam lazım. E, bu da m çarpı, bakın x gördüğüm her yere mx artı n yazıyorum. Artı n var? Eşittir 9x eksi 8 oldu. Bunları dağıtırsam, m kare x artı m n artı n eşittir 9x eksi 8 oldu. Buraya dikkat. Eşitlikten gidersek x'in katsayısı m kare x'in katsayısı 9 o zaman m kare 9 olacak m eşittir ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Çünkü karesi 9. Pozitif olduğunu belirtiyorsa demek ki m artı 3 e eşit. E burada yerine yazarsam 3n artı n bu da sabit terimi. Yani eksi 8'e eşit. 4 neye eşittir? Eksi 8. 4'e böldüğümde neye eşittir? Eksi 2 oldu. Bakın m'yi neyi bulduk? O zaman benim fx fonksiyonum mx artı n'de m 3'e eşit olduğuna göre 3x n dediğim ifade eksi 2 olduğuna göre 3x eksi 2'ye eşit. E bana neyi soruyor? F5'i soruyor. x yerine 5 yazarsam 5 çarpı 3 15 2 çıkardım 13 olarak bulunmuş olacaktı. F ve G R'den R'ye tanımlı fonksiyon G 1 değeri kaçtır diye soruyor. Bakın burada ben bu ifadeyi F bileşke GX şeklinde yazıyorum. Eşittir. X kare eksi 3 çarpı GX artı 1 şeklinde yazdım. Bakın. FX'im neye eşit? Eksi X artı 3'e. G1'i soruyor x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Dikkat. Bakın x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Burası g1 oldu. Eşittir. 1 yazdım 1. 1 yazdım 3 çarpı g1 oldu. Artı 1 oldu. Şimdi amacım f g1'i bulmak. f g1'i bulmak için burada x gördüğüm her yere f dikkat ederseniz g1 yazıyorum. Bakın x gördüğüm yere g1 yazıyorum. O zaman f g1 eşittir. X gördüğüm yere G1 yazdığım için eksi G1 artı 3'e eşit oldu. E o zaman ben bunun yerine şu ifadeyi yazabilirim. Eksi G1 artı 3 eşittir. 1 artı 1 2 eksi 3 G1 oldu. Bu sol tarafa bunu sağ tarafa atıyorum. Eksi G1 eksi 3 G1 sağ tarafa 3 G1 diye geçti. Artı 3 sağ tarafa eksi 3 diye geçti. 2 eksi 3 oldu. Toplamları 2 g1. 2'den 3 çıkardım. Eksi 1. 2'ye de bölersek g1'in sonucu eksi 1 bölü 2 olacak. Bize zaten bunu soruyor. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar şöyle bir eşitlik veriliyor. Buna göre a değeri diyor. Buraya dikkat. Yer değiştirdiğim an arkadaşlar. Burası f'in tersinin tersi kendisi olacağı için. Artık. F A eşittir 2 oldu. Bakın yer değiştirdiğimde F A'nın 2 olduğunu söyleyebilirim. E o zaman X gördüğüm her yere A yazarsam. Burası ne oldu? F A oldu. Eşittir. 3 çarpı F A oldu. Artı 5 çarpı A bölü A artı 1 oldu. E F A'nın ne olduğunu biliyoruz? 2 olduğunu biliyoruz. Eşitlersek F A yerine 2 yazdım. Burada F'a yerine 2 yazdım. 3 ile çarptığım için 6... ...artı 5A... ...bölü A artı 1 oldu. Bundan sonrası basit. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 2A artı 2 eşittir. 6 artı 5A oldu. E bunu bu tarafa atarsak... ...bunu da bu tarafa atarsak... ...2'den 6 çıkardık. Eksi 4. 5A'dan 2A çıkardık. 3A. Her iki tarafa da 3'e böldüğümde... ...eksi 4 bölü 3... ...eşittir A olarak bulunur... Bize zaten A değerini soruyordu. Geçtik dördüncü sorumuza. F birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. Birebir ve örtense tersini alabildiğimizi gösteriyor. F bileşke G5 karşıdır. Bakın ben her iki tarafta da F bileşkesini alırsam yani bir nevi F'i diğer tarafa atarsam. Kendisi tersi gider. İçerideki ifade aynen kalır. X küp artı 4 eşittir. F'i karşıya attığım için arkadaşlar. F bileşke g 3 x eksi 1 olmuş oluyor. Bakın dikkat. F bileşke g 5'i soruyor. Yani bu iç kısmın ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. E o zaman 3 x eksi 1'i 5'e eşitlersem 3 x eşittir 6 olacak. 3'e böldüğümde x eşittir 2 olur. x gördüğüm her yere 2 yazarsam 2'nin köpü 8 artı 4 eşittir. Yazdım f bileşke g 2 çarpı 3 6 1 çıkardım 5 oldu. Bakın dikkat F bileşke G5'i soruyor. 8 artı 4'ten sonucumuz artı 12 olacaktır. G bileşke F'in tersiyle G bileşke F'i vermiş. F bileşke F2 kaçtır diye soruyor. Bakın F bileşke F2'nin sonucunu soruyor. Burada dediğim her değeri yazabiliyorum arkadaşlar. Tamam burası G bileşke F'in tersi. Burası g bileşke fx. İkisi arasındaki farka dikkat. Birisi tersi birisi kendisi. O zaman şöyle yapalım. Önce bir düzenleyelim. g bileşke f'in tersinde x. Şöyle yaparsam. Ben burada gördüğüm her yere fx yazarsam. Bakın dikkat. x gördüğüm her yere g, fx yazarsam. g bileşke f'in tersinde fx. Eşittir. Burada fx yazdım fx eksi 7 bölü 3 geldi. E burası gider arkadaşlar. Tersi kendisi gitti. gx kaldı. O da kime eşit arkadaşlar? fx eksi 7 bölü 3 oldu. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. g bileşke fx'in değerini biliyoruz. Ne diye? x artı 1 diye. E bunu bulalım. Burada yine x gördüğüm yere bir daha fx yazarsam. Bakın bir daha fx yazıyorum g f x eşittir. x yerine bir daha f x yazarsam f bileşke f x eksi 7 bölü 3 oldu. E bu arkadaş kime eşit? Dikkat ederseniz x artı 1'e. Eşitlersek şuraya yazalım. x artı 1 eşittir. Bakın bunun yerine x artı 1 yazdım. f bileşke f x eksi 7 bölü 3 oldu. Dikkat ederseniz benden zaten f bileşki f2'yi soruyor. 2 yazarsam 2 artı 1'den 3. f bileşki f2 eksi 7 bölü 3 oldu. İçler dışarı çarpımı yaparsam 9 eşittir f bileşki f7 eksi 7 f2 eksi 7 7 ile bu tarafa atarsam f bileşki f2 16'ya eşit olacaktır. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre f bileşke g0 artı f bileşke g 2'nin değeri kaçtır diye soruyor. Bakın g0 g0 g grafiği burada olduğu için g0'ın değeri kaça eşit? 3'e eşit. Artık benden ne istiyor? f3'ü istiyor. Artı g-2 g-2'nin değeri kime eşit? x ekseni kestiği için 0 eşit. E, bunun yerine de 0 yazarsam artık f0'ı soruyor. Yani benden istediği şey f3 artı f0. f3'ün değerine dikkat edersek burada f3'ün değeri eksi 2. f0'ın değerine dikkat edersek bakın 0 nerede kesmiş? 6'da E burası da 6 olduğuna göre eksi 2 artı 6'dan sonucumuz artı 4 olacaktır. 7. sorumuza devam ediyoruz. fx fonksiyonu veriliyor. a artı b toplamı karşılıyor. Bakın burada A dediğimiz ifade fonksiyonun kendisinde paydayı sıfırlıyor. B de fonksiyonun tersinde paydayı sıfırlıyor. E, fonksiyonun tersini alırsak x'in katsayısı aşağıda sabit sayı yer değiştiriyordu. Eksi 6 artı 6 x olacak. Bölü x artı 2 aşağı eksi 2 diye geçecek. Bakın burada paydayı sıfırlayan değer 6 olduğu için a 6'ya eşit. Tersinde paydayı sıfırlayan değer 2 olduğu için B de 2 eşit. Bunlar tanımsızlık yaptığı için çıkarılıyor. Bir e, tanımsızlık yapan değer de paydayı sıfırlayan değerlerdir. 6 yani burada 6 Burayı sıfırlayan değer 2 olduğu için B de 2. Toplamlarını soruyor. Toplamlarda artı 8 olacaktır. Fx artı 1 bölü x eksi 1 eşittir. X artı 1 bölü x biçimde veriliyor. Fx fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın buranın x olmasını istiyorsak ifadenin tersini yerine yazmamız lazım. O zaman şöyle. Öncelikle x artı 1 bölü x 1'in tersi nedir ona bakalım. Ne dersiniz? Yukarıda x'in katsayısı, aşağıda sabit sayı. 1 yukarı artı 1 diye geçti. Artı 1 aşağı eksi 1 diye geçti. Yani kendisini yerine yazarsanız fx olacak. x gördüğüm her yere x artı 1 bölü x 1 yazıyorum. Bakın bunun tersini yazdığım için tersi kendisi gidecek. x kalacak. Yani X gördüğüm her yere X artı 1 bölü X eksi 1 yazıyorum. Artı 1 bölü X artı 1 bölü X eksi 1 yazdım. Ayda eşitliyorum. X eksi 1 ile bunu çarptım. X eksi 1 topladım. X bölü X eksi 1 oldu. X artı 1 bölü X eksi 1 Bakın burada ana kesir çizgisi. Birinci ifadeyi aynen yazıyoruz. 2X bölü X eksi 1 İkinci ifadeyi ters çevirip Çarpıyoruz arkadaşlar. Burası x eksi 1. Bölü x artı 1. x eksi 1'ler sadeleşti. sonucumuz 2x bölü x artı 1 olarak bulunmuş olacak. fx eşittir 2x artı 1. Şöyle tanımlanıyor. Buna göre f6'nın sıfırdaki değeri kaçtır diye soruyor. Bakın dikkat. Mesela burada n artı 1 tane diyor ya Bir fazlası kadar. Atıyorum 2 iken 2 tane bileşke 1 tane F'ten bir tane fazla olacak. F 6'da da arkadaşlar. 1, 3, 4, 5, 6, 7 tane F olacak. Bunun 0'daki değerini soruyor. Mesela F0'ın değeri nedir arkadaşlar? 1. Yani burada F0'ın değeri 1 oldu. Artık F1'i bulmam lazım. F1'i bulursak 1 çarpı 2 bir daha 3 oldu. Artık F3'ü bulmam lazım çarpı 2 6 bir daha 7. Bakın dikkat hep 2 katının bir fazlası kadar. Ya da şunu düşünebilirsiniz. Bu birincisi 2 üzeri 0. Bakın burada ya da 2 üzeri 1 eksi 1. İkinci bileşkede 2 üzeri 2 eksi 1. Üçüncü bileşkede 2 üzeri 3 eksi 1. Bu şekilde gidiyor. Birinci bileşke ikinci üçüncü şekilde gidiyor. Ve burada da aynı mantık arkadaşlar. 7 çarpı 2 14 artı 1'den 15. E bakın dikkat 2 üzeri 4 eksi 1. E burada da 7.sinde de arkadaşlar 7 tane var ya. 7.sinde de sonuç 2 üzeri 7 eksi 1'den yani 128 eksi 1'den cevabımız 127 olacaktır. Ya da bu şekilde tek tek yazarak gidebilirsiniz. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için arkadaşlar bize e, bu eşitlik verilmiş. fx'in gx türünden eşitini soruyor. Bakın fx'in gx türünden eşitini soruyor. E, burada önemli olan şey şu. g'nin tersinden kurtulalım. E, o zaman şu ifadeyi gx olacak şekilde ayarlarsam birbirini götürecek f kalacak. O zaman şöyle düşünelim. eksi 2, 2 gördüğüm her yere gx yazıyorum. Yani x gördüğüm her yere gx artı 2 yazıyorum. Evet. Burayı yazdığım an bu ifade f bileşke g'nin tersinde x eksi 2 yerine gx yazdığım için gx eşit oldu. Eşittir. 3 çarpı bakın x gördüğüm yere gx artı 2 yazıyorum. Dikkat. 3 çarpı gx artı 2 eksi 5 oldu. Tersi kendisi gitti. Ne kaldı? fx kaldı. Eşittir. Dağıtırsam 3 gx artı 6 eksi 5'ten artı 1 olacak. Yani bunun sonucu 3gx artı 1 olarak bulunmuş olacak. 11. sorumuza bakarsak fx fonksiyonu şöyle tanımlanmış. Bize bu ifadenin değerini soruyor. Bakın dikkat ederseniz uzun uzun f2'yi yazıp sonra bulduğumuz sonucu yerine koyarak gitmemize gerek yok. Buradan payda eşitleyelim. 3x çarptık. Eksi 3'te artı 3 çarptım. Eksi 9 artı 4 ekledim. Eksi 5 bölü x eksi 3. Bakın bu fx sadece pay değişti. Fonksiyonun tersine bakarsak f'in tersinde x. Yukarıda x'in katsayısı, aşağıda sabit sayı. Yer değiştirip işaretlerini de değiştiriyordum. Artı 3 aşağı x3. x3 yukarı artı 3 diye geçecek. Yani dikkat ederseniz bir şey değişmeyecek. x eksi 5 bölü x eksi 3 olarak aynısı olacak. Demek ki burada fx ile f'in tersi birbirine eşit. Ben burada f yerine f'in tersi f yerine f'in tersi yazabilirim. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı elimde? f2 kaldı. Tersiyle kendisi birbirini götürüyordu. Yani birim fonksiyon oluyordu. O zaman f2'yi soruyor. Haydi x yerine 2 yazalım. 2 yazarsam 2 çarpı 3 6 eksi 5 2 yazarsam 2 eksi 3 eksi 1 yukarısı 1 aşağısı eksi 1 sonucumuz eksi 1 olacaktır. Dik koordinat düzleminde birinci bölgesinde f fonksiyonun grafiği ve x p doğrusu ile sınırlandırılmış bölgenin alanı g fonksiyonu olarak tanımlanıyor. Buna göre f bileşke g fonksiyonu eşit aşağıdakilerden hangisi diye soruyor. Öncelikle fx'in grafiğini bulalım, denklemini bulalım. Doğrusal olduğuna göre ax artı b'yi de b dediğimiz şey y eksenini kestiği değer yani 2'dir. a'yı nasıl buluyorduk? Eksi b bölü x şeklinde. B'miz 2. X'imiz eksi 2. Eksi 2 bölü 2'den eksi 2'den 1 oldu. Yani benim fx'im arkadaşlar x artı 2 eşit. Dikkat. Şuradaki uzunluk x değeri olursa yani x noktası olursa buradaki uzunluğumuz dikkat ederseniz fx'i sağladığı için yerine koyduğumuzda x artı 2'yi vermek zorunda. O zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Şu uzunluğum x artı 2 birim şu uzunluğum x birim. Ve burada da uzunluk olarak baktığımızda 2 birim. Buranın alanı gx'i veriyor. Şimdi gx'i bulalım. gx eşittir. Ve buranın alanı üçgenin alanından gidersek. Üçgenin alanı neydi? Dik kenarlar çarpımın yarısı. 2 artı 2 çarpı 2 artı 2 bölü 2 tamamının alanı e 2 çarpı 2 4 bölü 2'den buranın alanı 2 ben bu 2'yi çıkarırsam buranın alanını yani gx'i bulmuş olurum. Demek ki gx eşittir. Dağıtırsam dağıtmada gerek yok. Direkt yazalım. x artı 2'nin karesi bölü 2 eksi 2 oldu. Şimdi benden f bileşke gx'i istiyor. Yani bu ne demek? f gx f de x gördüğün her yere gx yazıyor. Haydi yazalım şimdi. Ee, burada Gx neydi arkadaşlar? Şurada bulduk. x artı 2'nin karesi bölü 2 eksi 2. Bunu götürüp f fonksiyonunda yerine yazıyorum. Haydi yazalım. Burası nedir arkadaşlar? x artı 2'nin karesi bölü 2 eksi 2. Burası g'de Artı 2'miz var. Bize bunu soruyor. Artı 2 eksi 2 gidecek. x artı 2'nin karesi bölü 2 bana f bileşke g fonksiyonunu vermiş olacak. Eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakalım hangisini eşit? Artı 2 dediğimiz şey zaten fx'in kendisiydi. E ben bunun yerine fx yazarsam fx'in karesi bölü 2 olarak bulmuş olurum.